Merhabalar sevgili canlar, ben Ali Eren, AKM Köln Başkanı. Türkiye'de geçtiğimiz hafta içerisinde bir İstanbul Meclisi'nde yapılmış olan bir karar var. Duyarlı canlar, vicdanı olan insanlar, hak yemeyen, harama el uzatmayan kişiler ve toplumun aynası olan ilerici, devrimci güçler meclis içerisinde bir öneri getirmişlerdi. Önerin neydi? Kadim bir inancımız olan Alevilik inancının olmazsa olmazı ibadethanesi Cemevi ve bu Cemevi'nin diğer ibadethanelerle eşit kılınması için ve onlara verilen, toplumun her kesiminden alınan vergilerin katkı payı, yani elektriğimizin, suyumuzu, bu tipi veya temizlik hizmetlerini, çevre temizlik hizmetlerini, bunların hepsini bir şekilde ortak olarak verilmesi önerisi getirilmişti. Ve bu öneri tabii ki bizim için hiç sürpriz olmayan bir sonuçla tamamlandı. Bu sonuç neydi? AKP ve MHP'nin meclis üyelerinin çok komik ve hiç de inandırıcı olmayan düşünceleri içerisindeydi. Nelerdi? İlahiyatçılara sorulacak ve bu meclisin görevi değildir. Parlamentonun görevidir. Behi insanlar, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar nerede tutulacak? Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarının ilk maddesi olan bütün yurttaşların eşitlik hakları nerede olacak? Bunları bir tarafa bırakalım. Sizin inancınız varsa, bu inancınızın size yükümlülüğü, kul hakkı yememek zihniyeti nereden? Siz eğer kul hakkı yememeyi kendinize bir ön yol olarak seçtiyseniz, yapacağınız tek şey toplumdan özür dilemeniz ve tamamen duygusal baskı altında bir karar verdiğinizi belirtmeniz gerekiyor. Ama bunu sizden beklemek gerçekten çok çok yanlış bir şey diye düşünüyorum. Çünkü hayatınızda bir şekilde göstermediğiniz bir şeyi bugün de göstermeyeceğiniz inancındayız. Size yakışanı, soyunuza yakışanı yaptınız ve her zaman da yapacağınızdan da hiçbir şüphemiz yoktur. Ama hak verilmez, hak alınır. Biz bu hakkı söke söke her ortamda dile getireceğiz ve söke söke almasını da bileceğiz. Teşekkürler canlar. Evet, merhabalar efendim. Ben Bielefeld'den Bahar Coşkun. Aynı zamanda İnerve Bölge Yönetimi'nde yöneticiyim. Bugün burada güzel bir AKM'mizin 10. yıl kutlamasındayız ama bu vesileyle de ülkemizde, Türkiye'de yaşanan son gelişmeler hakkında da bir iki fikrimi beyan etmek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, Türkiye'de İzmir gibi güzel bir şehirde, Ankara gibi, İstanbul gibi belli başlı metropol şehirlerde çok güzel başarılar elde ediliyor. Oradaki belediye başkanlarımızın içten samimi, din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan yapmış oldukları görev doğrultusunda son günlerde yaşanan bir sıkıntı, cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmeyişi. Özellikle İstanbul Belediyesi'nde sevgili Ekrem İmamoğlu ve CHP'nin girişimiyle beraber atılan bu adıma destek vermeyen MHP ve AKP yetkililerinin vermediği destekten ötürü de buradan kınıyoruz kendilerini. Bizler Alevi inancına mensup olan canlar olarak bizim cemevlerimiz, bizim ibadette bulunduğumuz yerlerdir. Siz ister beğenin ister beğenmeyin, biz ibadetlerimizi orada gerçekleştiriyoruz ve oralar bizim için çok önemli, ruhaniyetimizi temsil eden noktalardır. Biz nasıl başka haklara, başka inançlara saygı gösteriyorsak kendi inancımız olan cemevlerimize de lütfen saygı bekliyoruz. Buradan tekrardan altını çizerek söylüyorum.
bu oylamada destek vermeyen tüm oradaki belediye meclisindeki tüm yetkilileri de, aksi oy veren insanları da kınıyoruz. Biz Aleviyiz, bizim cemevlerimiz ibadethanemizdir. İster kabul edin, ister etmeyin efendim. Saygılarımı sunuyorum. Aşk ile canlar. Başta Grenburg Alevi Kültür Merkezi'nin 10. yılının kutlama etkinliğinde buluşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tabii ki yan yanda olmalıyız. Dayanışmada bulunmalıyız. Bir olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız. Daima darda, zorda birbirimize yardımcı olmalıyız. Toplum olarak. Bu da bize düşen bir görevdir. Her cana düşen bir görevdir. Her toplum kendi inancını, kültürünü yaşar. Ve onu da kendisi belirler. Ama ne yazık ki günümüzde İnsanı üzen çok şeyler gerçekten, gerçi bunlar bizi şaşırtmıyor. Beklenilen şeyler. Hiçbir kişi, birey, kişiler var olan bir toplumun inancını, ibadetini belirleyemez. Ona karar veremez. O toplum ancak kendisi karar verir. Kendisi ona inanır ve inandığı yolda inancını, kültürünü yaşamaya karar verir. Bir başkası değil. Ama günümüzde tarihten beri bu günümüze kadar süre gelmekte, devam etmekte bu zihniyet, bu düşünce, ne yazık ki birileri Alevi toplumu inancı hakkında karar verebiliyor, düşünebiliyor ve onu rahatlıkla konuşabiliyor. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Alevi cemevleri bizim ibadethanemizdir. Alevi toplumunun ibadethanesidir. Bu böyle biline. Buna hiç kimse, bir başkası, bir başka kişiler veya da kişi karar veremez. Alevi toplumu kendisi karar verebilir, vermekte. Doğrusu da budur. Bunun yaşanmaması, dile getirilmemesi arzusundayız. Her toplumun kendi inancını, dilini, kültürünü yaşamaya, yaşatmaya hakkıdır. Bunu hep söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. İri olalım, diri olalım, bir olalım canlar. Kim ne derse desin, cem evleri bizim ibadethanemizdir. Olmazsa olmazımızdır. Biz ibadetimizi cem evimizde yapıyoruz. Alevi toplumu olarak, Aleviler olarak ibadetimizi cem evinde, cem evimizde buluşuyoruz. Cem evinde ibadet ediyoruz. Bundan doğal ne olabilir? Bunu herkesin inancına, kültürüne, diline, ibadetine saygı duymak gerekiyor. Biz saygı duyuyoruz ama karşılığını da aynen böyle bekliyoruz. Saygı duyulmasını bekliyoruz. Tek dileğimiz, isteğimiz, arzumuz budur. İnsanların, toplumların, inanç gruplarının varlığına, birliğine, dirliğine, inancına, diline, kültürüne saygı duyulması açısından insanları bu açıdan bu anlayışa davet ediyoruz. Birileri çıkıp da cem evleri ibadethane olamaz, değildir. Karar vermeleri doğru değildir, yanlıştır. O açıdan biz Alevi toplumu olarak tabii ki bütünleşeceğiz, bir olacağız, iri olacağız, kendimiz olacağız, Aleviliği Alevice yaşayacağız. Başkalarının, başkasının demesiyle, söylemesiyle, talimatıyla veya da kabul edip etmemesiyle değil. Biz toplum olarak, Alevi toplum olarak kendimiz karar vereceğiz. Eyvallah, aşk ile sevgili canlar. Gündem Türkiye'de cemevlerin ibadethane sayılması. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararı saygıyla karşılıyoruz. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz.
aslında Alevi hareketi, Türkiye'de yaşayan canlar bir girdaba sıkıştırılmak isteniyor. Bizi ısrarla o yaşadığımız inanç bölgelerinin içerisinde hapsetmek istiyorlar. Alevi hareketi duyarlılığını devam ettirmeli. Alevi hareketi Tayyip Erdoğan yönetiminin ısrarla bizleri bir cendereye sıkıştırmasına karşı durmalı. Bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cem evlerini ibadethane sayılması konusundaki oylamada Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Adalet Kalkınma Partisi'nin yaptığı oylamayı, görüşü kabul etmiyoruz. Bunlara karşı yurt dışında Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'na bağlı bütün cem evleri olarak karşı duracağız, alanlara çıkacağız. Bunu kabul etmiyoruz. Demokratik bir hakkımızdır. Israrla bunun üzerinde duracağız ve haklıyız, kazanacağız. Çünkü bir cem evinin ibadethane sayılması AK Parti'nin de haddine değildir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de haddi değildir. Bu anlayışa karşı dik duracağız. Alevi örgütlüğünü perçinleştireceğiz. Hayatın her alanda mücadeleci olacağız ve biz bu hakkı kazanacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Aşk ile değerli canlar, Mönchengladbach Alevi Kültür Merkezi'nden Hasan Deniz'de de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam Greven Boris Alevi Kültür Merkezi'nin 10. yıl kutlamasındayız. Derneğin kuruluşunda bugüne kadar gelişinde hizmetleri olan bütün canlara aşk niyazlarımı soruyorum. Hizmetlerini hak katında kabul olsun. Evet, gündemimiz İstanbul'daki cem evlerinin normal statü, yani yasal statüde reddedilmesiydi. Evet, biz bunu bekliyor muyduk? Tabii ki bekliyorduk. Ama mücadelemiz reddedildi. İşte mücadeleden vazgeçmek, sadece evlerde propaganda yapmak değil, bunu sesimizi yükselterek bu yasal olması gereken cem evlerimizin normal statü, yani ibadet Alevilerin ibadet yeri yasal olarak tanınmasına yana olmasıdır. İnşallah bu konuda başaracağız, yılmayacağız. İstedikleri kadar reddetsinler. İzmir'de nasıl başarmış isek bundan sonra da öteki illerde yavaş yavaş öteki illere de bunu yayarak mücadelemizi devam ettireceğiz. Evet, mücadelesinde bu yola baş koyan bütün canlara aşk niyazlarımı sunuyorum. Mücadelelerinde Hak ve Hızır yardımcıları olsun diyorum. Eyvallah. Canlar, ben Ahmet Otlu ve Noyus Alevi Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. Uzun yıllardan beri hizmet veriyorum. Hizmet verişimin sebebi zaten Alevilikle sadece olmakla değil, güzel bir yol olduğu için, güzel bir inanç olduğu için, tüm dünya insanlarının böylesi bir yola ihtiyacı olduğu için kendi özümce, gönlümce elimden her katkıyı vermeye çalışıyorum. Evet canlar, bu güzel yolumuz, bu güzel duruşumuzla, bu güzel insanlığımızla şunu da burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Canlar, Alevilik bir inançtır, Alevilik bir haktır, Alevilik yaşatılması gereken en büyük inançlardan, kültürlerden, en büyük insanlık için yol gösteren, bu ışık olan bu yolumuzun yaşatılması gerektiğini burada vurgulamak istiyorum. Evet canlar, geçen de çoğu insanlarımızın duyduğu gibi İzmir şehrimizde İzmir Belediyesi'nin Alevi derneklerini tanıdığını ve inanç kurumu olduğunu dile getirdi ve kabul edildi. Ama maalesef görüyoruz ki insanlık düşmanlığı yapan, insan haklarına karşı olan, barışa karşı olan ve insanların kardeşçe yaşanmasını istemeyen, tam tersine işte insanları birbirine düşman edici tavırlarıyla MHP zihniyeti ile AKP zihniyeti bu Aleviliğin inancının yasal olmasını, kabul edilmesini bir inanç olarak karşı geldi ve reddetti. Biz de buna diyoruz ki ne kadar red ederseniz edin, ne kadar karşı durursanız durun, biz böylesi bir gerici zihniyete boyun eğecek değiliz. Biz her zaman için dünya var oldukça, insanlık var oldukça Alevilik var olacaktır. Alevilik her zaman daim yaşayacaktır. Biz bunun mücadelesini de her zaman verdik, vereceğiz.
bu mücadelemiz Kerbela'dan ta 100 asırlarca bugünümüze kadar erlerimizle, pirlerimizle bu yolumuzda nice canlar vermişiz, nice bedeller ödemişiz, nice bu davada insanlarımızın derileri yüzülmüş ama bizi kimse susturamaz, bizi kimse sindiremez. Biz bu davamızda kararlıyız. Aleviliği her zaman var edeceğiz ve ister bugün, ister yarın ya da başka bir gün Aleviliği nasıl ki Avrupa devletleri gelişmiş demokratik ülkelerde nasıl ki Aleviliği benimseyip yasalaşmasında, kabul edilmesinde, tüm haklarımızın alınmasında bu katkıyı sağlamışlar ise bir gün olacak bunu bizim kendi vatanımıza da bu haklarımızı söke söke alacağız. Ne kadar direnirse onlar dirensin gerici zihniyet. Biz bu düşüncemizle bu aydın yolumuzda hareket ederekten bu aydın yolumuzu daha da güçlendirerek, birleşerek bu haklarımızı söke söke alacağız. Taleplerimizi de yerlerine getirttireceğiz. Ben bunu burada sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Merhaba sevgili canlar. Öncelikle sizlere aşkın niyazlarımı sunuyorum. Ben Mönchengladbach Alevi Kültür Merkezi'nde hizmet eden bir canınızım. İnanç kurulundayım. Ayrıca Enerve Bölge İnanç Kurulundayım. Adım İsmail Emre. Derviş Cemal Ocağı mensubuyum. Sizlerin de bildiği gibi gündem şu anda Türkiye'de, İzmir'de, İstanbul'da ve birçok belediyelerde Alevilerin ibadethanesini, cemevlerini ibadethane olarak kabul edilsin mi, edilmesin mi diye soru önergesi verdiler, oylama yaptılar. Biz sizlerin de bildiği gibi bazı partilerin evet, bazı partilerin hayır dedi. Bunları da sizler de biliyorsunuz. Fakat kabul etsinler, etmesinler bizim için hiç fark etmez. Biz asırlardır bu geleneği, bu inancı, bu yolu yaşattık. Alevilerin ibadethanesi cemevleridir ve bunu Aleviler kendileri karar verir. Ha nedir? Belediyelerin destek olması güzel bir olay. Onları destekliyoruz ve bize destek olmayanları da kınıyoruz. Bırakın inancımızı kendi istediğimiz gibi yaşayalım. Bırakın Aleviler kendi inancını kendileri karar versinler. İbadethane olup olmadıklarını kendileri karar versinler. Cümlenize aşkın yazlarımı sunuyorum, saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ne olur ne olur kurumlarımıza, cemevlerimize, Alevi kültür merkezlerimize sahip çıkalım. Oralar bizim ikinci evimizdir ve her daim bizler orada olacağız. Ve dediğim gibi gelin canlar bir olalım. Cemevlerimize sahip çıkalım. Aşkın yazlarımla. Eyvallah canlar.